Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda kurtlar sofrası. Yani Yahudi lobisinin en güçlü olduğu, hatta siyasetçi çevirip siyasetçi indirebildiği bir yerden bahsediyoruz. Başkanların tehdit edildiği bir yerden bahsediyoruz. Hatta size örneğini vermiştim. Anlatmıştım bir tane Liberty diye isminde bir Amerikan gemisinin vurulması ve Amerikan askerinin öldürülmesinin soruşturması bile açılamadı Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail tarafından bombalanmasının arkasından. Bunun sonucunun buraya doğru geleceği biliniyordu. Yani Elon Musk'ın söylediğini onu buraya getirerek zaten olayın olduğu yere getirerek bu dersi ona vereceklerdi. Yani Yani neyle şimdi nasıl bir baskı yapılmış olabilir Elon Musk'a ya da neyle acaba tehdit edildi? Hatırlar mısınız bilmiyorum bu ama tavrı göstermek mesela Facebook'un kaldı. Kurucusu vardı bir tane hatırlıyor musunuz? Şeyinde Elon Musk'ın da hani geçen gün dövüş yapmak için Zuckerberg. Hatırlıyor musunuz? Evet. Genç bir. Evet, Mark Zuckerberg. O Facebook'un CIA tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğim demişti. Facebook bu konuda onların yeri olmayacak dendi. Daha sonra biz bu ifadenin değiştiğini gördük. Nereden anladık değiştiğini? Rusya'ya sığınan bir eski NSA danışmanının Facebook üzerinden bütün dinlemeleri yaptıklarını, NSA'nin Facebook üzerinden yaptığını ve şifrelerini verdiğini söylemişti hatırlarsanız. Facebook ve diğer bütün sosyal medya hesaplarının. Onu söylediğinde olmayacağını kendisi de biliyordu. Ben bu işlere girmeyeceğim, hiç kimsenin şeyi olmayacağım demişti. Getirdiler, oraya getirdiler. Neden? Sistem bunun üzerine kurgulu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ı yargıladılar ya. Bakın, hayatınızda siz şöyle bir şey gördünüz mü? Trump'ın şu anda yargılandığı suçlar Amerika Birleşik Devletleri'ne daha önce hiç, daha büyük suçlamalarla olaylara gelenler için bile yapılmadı. Mesela Nixon yargılandı mı? Mesela Nixon'la ilgili Amerikan askerlerinin Vietnam'da öldürülmesiyle ilgili raporları gizlemesi var. Yani ölecek askerlerin gizlendiği ile ilgili şeyler var, suçlamalar vardı. Ama hiçbir şekilde soruşturma açılmadı kendisine. Ronald Reagan, yine hatırlayın, o İran Gate skandalının da dönemindeydi. Hiç. Reagan'la ilgili bir açıklama gördünüz mü? Veya o dönemde işte bazı ulusal güvenlik danışmanların yaptıkları işler böyle çarşaf şafşaf serildi. Hiç kimse hakkında durup görmedi. Ama birisine ver diye bir para yüzünden, bak birisine bir para vermiş, işte sussun diye para vermiş. O susma karşında verilen parayla ilgili adamı resmen süründürüyorlar, şeyde süründürüyorlar. Ne yapıyorlar? Götürüp fotoğrafını çekiyorlar. Şey fotoğrafını çekiyorlar. Tutuklu fotoğrafını çekiyorlar. Evini basıyorlar. Evini arıyorlar. Yapıyorlar. Yani yapılabilecek ne kadar şey varsa yapıyorlar. Sebep neydi? Bir daha düzenin içerisine isterseniz seçimle gelirsiniz, gelirseniz bile düzenle kavga etmeyin. Düzenle kavga etmeyin. Ama Musk hatırlayın yani tam o konuyla bağlantılı değil ama inandığını hayata geçirmekle ilgili Şimdi, şu para kaybederseniz ama vallahi bunu işte ne olacak? tamam. Yatırımcılar size reklam vermezse diye sorusuna o umurumda değil para Bence yine kaybederse ben para olduğunu kaybederim. zannetmiyorum. Ne olabilir Ben para peki? olduğunu zannetmiyorum. Yani diğerlerinin başına ne geliyorsa onun da başına gelecek. Hayatıyla ilgili muhtemelen bir sürü şey almıştır. Başkaları tarafından tehdit de almıştır. Bir sürü yaşamıyla ilgili tehditler yapılmıştır. Yani bunun örnekleri var. Ya düşünün, İsrail'de barışı yarım isteyen siyasetçilerini miting alanlarında öldürdüler. Yalnızca yarım barış istekleri için, böyle tam anlamıyla hani Filistin yanlısı falan bir şeyden konuşmadan falan bahsetmiyoruz. Daha ılımlı İsrailliler öldürüldüler. Bugün farklı bir şey olacağını falan mı zannediyorsunuz? Veya size şöyle bir şey söyleyeyim. Atom bombasının yapılması ile ilgili sistemin içinde çalışan bir adam vardı onlar için. Daha sonra bu Avrupa'ya kaçtı ve biz atom bombasını yaptık. Bunun bütün çalışmalarını yaptık diyen birisi vardı, nükleer fizikçi. Yıllarca peşinden koştular ve en sonunda baskılar sonucunu alıp adamı getirip şeyde yargılıyorlar şu anda. İsrail'de yargılandı ve hapiste. Ya ölmediyse hapiste hala.
Şimdi böyle bu kadar şeyden bahsediyoruz. Bir yapıdan bahsediyoruz. Ve Elon Musk para yüzünden veya reklam konusundaki bir mevzu için olduğunu zannetmiyorum. Peki. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı buraya gelmezdi. Bak buraya gelmezdi. İşte çelik yelek giydirilmiş dolaşıyor. Buraya gelmezdi diyorsunuz. Yok, oraya gelmez. Oraya peki, getirilmiş bakın. Hani diyor ya hani var ya hani kedi diyor ya fare diyor ya. O kedi buraya gelecek diyor ya. Onu getirdiler oraya. O kedi buraya geldi. Oraya gelecek dedi ve getirdiler. İsrail'e gitti gerçekten. Gürbüz Bey siz ne diyorsunuz? Böyle bir hızlı bir değerlendirme rica edeceğim tüm konuklarımızdan. Çünkü çok fazla gönden evet, başlığımız hızlı bir var. Değerlendirme yorumlayalım. Benim aklıma hemen şey geldi Başak Hanım. Elon Musk'ın daha önce de Yahudi karşıtlığıyla antisemitizmle suçlandığı bazı olaylar var. Bu olaylardan en somut olanı 2018 yılında bir tweet atmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın genelinde basın kimin elinde biliyor musunuz diye bir soru sormuştu. Basın kimin elinde? Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Washington Post'ta, Wall Street Journal'da birçok aleyhine yazı çıktı. Orada sen Yahudileri kastediyorsun, Yahudi düşmanlığı yapıyorsun dediler. Sonra o da bir tweet attı yine karşılığında dedi ki ben sadece güçlü insanlardan bahsediyorum dedi. Şimdi yine bir yanılmıyorsam bir rapçiyle ilgili, o rapçi de Yahudi karşıtlığı söylemleriyle bilinen bir isimdi. O konuda böyle birçok örnek var elimde de zamanımız olmadığı için sadece bir ikisini söyleyebiliyorum. Onun mesela şeyde destekleyen tavrı olduğu söylenerek yine eleştiriye uğramıştı. Yine o tavrından çok da üstü kapalı olarak vazgeçmemişti. Şimdi ben Mete Bey'in söylediğine şöyle katılıyorum. Burada iş para kazanması ya da kaybetmesi değil. Burada doğrudan kendisine şahsıyla, ailesiyle, yakınlarıyla ilgili çok ciddi bir takım uyarıların gelmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Ve mesela benim aklıma onun İsrail'e geleceği ve İsrail'de de o baskına Hamas'ın saldırdığı yerleri ziyaret edeceği kesinlikle gelmezdi. Onu tahmin etmezdim. Eğer bunu yaptıysa yani bırakın Kudüs'e gelmeyi, baskın yapılan yerleri ziyaret ettirildi ve ardından bu açıklama yaptırıldıysa çok ciddi bir baskı altında olduğunu ben düşünürüm. O baskının şeyleri daha sonra çıkacaktır. Yani bu savaş bittikten sonra, süreç değiştikten sonra benim bildiğim Elon Musk, hani çok da yakından tanıyorum da ya arkadaşımmış gibi söylemiyorum. Beni bildiğim derken genel işte olarak kamuoyuna yansımış kişi değil. Evet. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bunun altında kalmayacaktır. Yeri geldiğinde mutlaka bunları açıklayacaktır.